Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Vessalatu vesselam ala resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Kainatta çok küçük bir yer işgal eden gezegenimizde binlerce çeşit hayat ve yaşama şekli mevcuttur. Tam bu noktada akla şöyle bir soru gelebilir. Acaba yeryüzünde vaziyet böyleyken dünyadan çok daha büyük yıldızların, gezegenlerin ve sistemlerin kendi şartlarına uygun canlı ve şuurlu sakinleri var mıdır? Bu soruya bir çırpıda verilecek hayır cevabı elbette ki yanıltıcı olacaktır. Bütün hayat şartlarını sadece kendi dünyamızın hayat şartlarına kıyas edip diğer gezegen ve yıldızları şuur sahibi canlılardan boş görmek hiç de makul değildir. Şu halde bilmediğimiz bu gibi mevzularda bu sahanın uzmanları, özel donanımlı müstesna varlıklar olan peygamberler tarafından bizlere anlatılanlara inanmamız icap eder. Bugün de programımıza hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Meleklere iman ve meleklere imanın önemi konusunu her zaman olduğu gibi eğitimci yazar Cemalettin Yazıcı hocamızla ele alacağız. Bugün de stüdyomuza kendileri teşrif ettiler. Hoş geldiniz diyorum hocam. Hoş bulduk, teşekkür ediyorum. Değerli dinleyiciler, bugün ele alacağımız konu başlıklarını isterseniz hızlı bir şekilde sizlerle paylaşayım. İhtiyacı olmadığı halde Allah melekleri niçin yaratmıştır? Bugün bu soruya cevap arayacağız programımızda. Büyük melekler hangileridir ve görevleri nelerdir? Diğer melekler hakkında bilmemiz gereken konuları yine hocamız bizlere ifade edecekler. Melek inancı insanlara neler kazandırır konusu yine açıklığa kavuşturacağımız bir başka konu başlığı. Son olarak da İman, İslam ve İhsan yani Cibril hadisi olarak bilinen hadisi hocamızdan anlatmasını isteyeceğiz. Birinci konumuzdan isterseniz başlayalım hocam. İhtiyacı olmadığı halde Yüce Rabbimiz melekleri niçin yaratmıştır? Evvela melek-i kiram insandaki ruh gibi cansız varlıklarda bir bakıma ruhun vazifesini görmekte. Mesela ağaçta görev bir melek vardır. O melek ağacın hal ve keyfiyet diliyle Allah'a göstermesini dille tesbih ve takdis eder ve onun tesbihatını Rabbimize ulaştırır. Melek eden öyleleri var ki küre-i arza bakar, o geniş kabiliyetiyle, istidadıyla ileyhi yes'adul kelimet tayyib yani ayetin ifadesiyle yeryüzünden Allah'a doğru yükselen bütün güzel kelimeler, salih amelleri temsil eder melekler ve bunları Allah'a takdim eder. Eşya cansız olma keyfiyetiyle yaptığı işleri şuursuz yapar ancak melekler bu eşyaya bir şuur katar. Bu şuurla Allah'a takdim eder. En küçük atom olan hidrojenden uranyuma, hücreden büyük varlıklara ve sistemlere kadar canlı ve cansız her şeyde, her varlıkta görevli melekler var. Bu varlıkların tesbihlerini Rabbimize melekler ulaştırır, takdim ederler. İkinci olarak ise Allah'ın yarattığı her türlü varlığın Allah'a ayrı şekilde aynı olma keyfiyeti var. Her varlık ayrı bir şekilde Allah'a aynı olur isimlerine ve sıfatlarına. Cenab-ı Hak ben insanları sırf beni tanıyıp bana ibadet etsinler diye yarattım ifade ediyor. Cinler ve insanların tabii en önemli özelliği şuurlu varlıklar olduğundan dolayı onların da öyle özelliği var. Allah'a kulluk etmeleridir. Meleklerde ve cinlerde ikisi de esasında ruhani varlıklar, nurani varlıklar. Cinlerin nuraniyeti farklı, nuru farklı. Meleklerin nuru farklıdır. Her bir farklı yönleriyle Rabbimize ayna olurlar. Rabbimizin emir ve yasaklarını sebepler açısından işlemiş olurlar. Melaike-i kiram her türlü hırs, kapris, kin, haset ve emre isyan etmekten uzaktır. Böyle olması yönüyle de diğer insanlardan ayrılmakta ve Allah'ın isim ve sıfatlarına ayna olmaktadırlar. Demek ki melekler her şeyden önemlisi Rabbimizin evet ihtiyacı yok. Fakat Allah külli şeyin sebebin, ayetin ifadesiyle mucibince her şeye bir sebep halk etmiş. Varlıkların bir görünen yüzleri bir de görünmeyen yüzleri vardır. İnsanda olduğu gibi insanda nasıl hafaza melekleri, kiramen katibi melekleri var. Diğer varlıklarda da Cenab-ı Hak diğer varlıklarda da koruması, onların tesbihlerini, ibadetlerini, camit varlıklarını Allah'a arz etmesi meleklerle olmaktadır. Bunlar da Allah'ın ibadet eden, Allah'a kulluk eden emir erleri olarak ifade edebiliriz. Daha önceki bölümde Münker Nekir meleklerinden, Hafaza meleklerden, Kiramen Katibi meleklerinden söz ettik. Büyük meleklerin hangileri olduğuna ilişkin ve görevlerine ilişkin bu bölümde de bir parantez açmanızı istiyorum. Buyurun hocam. Evet, meleklerin sayısı ne kadardır diye bir aklımıza böyle bir soru gelirse onunla başlamış olalım. Meleklerin sayısını tabii Rabbimiz biliyor.
yani ne kadar melek olduğunu yalnız bize bildirdiği, Rabbimizin bize bildirdiği ayetlerle ve hadislerle bize bildirilen melekleri biliyoruz biz. Bunları dört büyük melek olarak hani ifade ettiğimiz, herkesin belki bilebildiği melekleri ve görevlerini ve diğer meleklerin ne olduğunu, hangi melekler olduğunu inşallah görevleriyle beraber paylaşmış olacağız. Şimdi Kur'an'da ve hadislerde bize bildirilen meleklerin görevlerini görmüş olalım. Birincisi en büyük melekler, meleklerin imamı pozisyonda diyelim biz ona. Cebrail aleyhisselam. Dört büyük melekten birisidir. Allah tarafından peygamberlere vahiy getirmekle görevlidir. Kur'an'da üç yerde ismi geçmektedir Hazreti Cebrail aleyhisselamın. Ayrıca Cebrail aleyhisselam ruh, ruhena, Resulün kerim, Resulü Rabbik, Ruhul Emin, Ruhul Kuddus gibi isimlerle de zikredilmektedir. Farklı şekillerde, farklı ayetlerde de. Görevi dediğim gibi Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'la tamamlanmıştır Cebrail Aleyhisselam'ın. O da şu anda kendi lisan haliyle kıyamete kadar Rabbimizi tesbih edecek. Görevi tesbih olarak devam edecektir. Yoksa vahiy getirme meselesi bitmiştir. Şu anda görevli olup da görevi sona eren meleğin ismi vahiy meleği olan Cebrail Aleyhisselam. Diğer meleklerin görevleri devam ediyor şu anda. Yani şu anda bazıları da tabii gelmedi. Şimdi onu da kıyamete kadar devam ediyor. Mevcutların devam ediyor. Gelecek olanların da tabii kendilerine tevdi edilen görevlerini kıyamet saatine kadar sürdüreceklerini söyleyebiliriz. Evet. İkinci büyük melek, dört büyük melekten birisi Mikail aleyhisselam. Malum Allah tarafından kainattaki tabii olayların, tabiat olaylarının ve yaratıkların, yani yaratılmış olan varlıkların rızıkların idaresine vasıta kılınmıştır. Vasıta. Yani esas icraatı yapan Rabbimiz. Burada tabii karıştırmamak lazım. Yani melek yapmıyor. Melek sadece vasıta. İsmi Kur'an'da sadece bir ayette geçer. Bakara suresinin 98. ayeti. Merak eden dinleyicilerim olursa Bakara suresinin 98. ayetinde Mikail aleyhisselam'dan bir yerde geçiyor. Dört büyük melekten bir diğeri İsrafil aleyhisselam. Kıyamet meleği olarak geçer malum. Görevini bekleyen meleklerden bir tanesi. Bekleyen meleklerden. Bu meleğin ismi Kur'an'da geçmiyor. Ayetlerde yalnızca sura üfleneceğinin haberi verilir. En'am suresinde ve Kehf suresinde. Adı hadiste dört büyük meleğin içinde zikredilir. Hadis-i şerifte geçiyor. Peygamberimizin hadisinde geçen melek Buhari. Buhari'de geçen bir hadiste. İsrafil aleyhisselam sura iki defa üfleyecek. İlkinde kıyamet kopacak. İkincisinde ise tekrar diriliş meydana gelecektir. Yani daha görevi gelmedi İsrafil aleyhisselam. Yalnız o da diğer melekler gibi, görevi biten melekler gibi şu anda Allah'ı tesbih etmektedir. Görev bitiyor ama bir kenarda beklemiyor. Rabbimizi tesbih ederek kıyamete kadar devam edecekler. Kıyamette görev alacak bir görev melek. Alacak. Şimdi kıyamet derken kıyametin alametleri de şu anda etrafımızı sarmış durumda. Bir kıyamet alametleri de zuhur ediyor. Yani bütün bunlara bakarak artık dünyanın sonu yakın, kıyametin kopması yakındır gibi bir sonuca ulaşmak hatalı bir tespit olur diye düşünüyorum. Yalnız şöyle bir durum var. Kıyametin yakın olduğu, kıyametin alametlerinden peygamberimizin bildirdiği alametler gerçekleşmeye başladı. Zaten çoğu gerçekleşti. Hayır zamandayız. Hani İslam alimlerinin ifadesine göre tabii bu neler kıyamet alameti? Bunlar tespit edilmiş. Yani en basit. Bizler de bunu bilebiliriz. Programlarımızı ifade ediyoruz. Yalancılığın yaygınlaşması, emanetler ehline verilmemesi, işte borç alınıp verilmemesi, işte zinanın yaygınlaşması, içkinin, fuhuşun vesairenin gibi hani hoşa gitmeyen, toplumun ahengini zir-i zeber eden günahların açıktan işlenmesi de günahların açıktan işlenmesi bunlar kıyametin alametlerinden. Tabii alametler gerçekleşiyor. Belki bizim daha görmediğimiz, daha gerçekleşmeyen alametler var. Bu alametler zuhur ettiği zaman, yaşandığı zaman demek. Bunun için tabii bir zaman öngörmek mümkün değil. Yani 100 sene mi, 500 sene mi, 1000 sene mi onun zamanını bizim şu anda öngörmemiz mümkün değil. Kıyametin ne zaman kopacağına ilişkin tek ve en geçerli bilgi Yüce Rabbimizin katında. Kur'an'da ifade ediliyor. 5 şeyin hani mukaybet-i hamsi olarak geçiyor malum. 5 şeyin vaktini, saatini kimsenin bilmeyeceğini, bunlardan birisi de kıyametin kopuş saatidir. Hatta Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme kıyamet ne zaman kopacak diye sorulduğunda onun vermiş olduğu ilginç bir cevap var. İsterseniz onu dinleyicilerimizle paylaşın. Evet. Şimdi soru sorulan Cibril hadisinde, belki onu tekrar orada vurgulayacağız ama Cibril hadisinde ifade edilen kıyamet ne zaman kopacak? Soru sorulan diyor, sorandan farklı bir şey bilmiyor. Evet. Efendimiz esasında orada şey veriyor, yani ipucu veriyor, melek olduğunu, Cebrail olduğunu soru sorulan diyor. Kim soruyor? Melek soruyor. Çünkü sen de biliyorsun, yani bunu Allah bildirirse bilirim.
Fakat alametlerinden bahsediyor. Kıyamet alametlerinden, emanetlerin ehline verilmemesi, yüksek binaların yapılması, çobanların yüksek binalar yapmaları vesaire. Hatta bir anekdot olarak arz etmiş olayım. Bir abimiz vardı, komşumuz daha doğrusu. Ben dedi hocam, bu hadisin dedi, bizzat dedi kendisiyim dedi yani. Uygulanmış haliyim. Ben dedi köyden dedi, değneğim sopamı bıraktım dedi çobanlıktan dedi. Geldim buradan müteahhit oldum. Kars'ın bir köyünden. Yani bu hadis, demek ki kıyamet yakın dedi hocam dedi. Yani hiç unutmuyorum. Tabii kıyamet alametleri dedik. Beş bilinmeyen şeyden bahsettik. Lokman suresi hatırladım şimdi. 34. ayeti. Dinleyicilerimiz merak ederse. Bu beş bilinmeyen şey, beş bilinmeyen husus Lokman suresinin 34. ayetinde ifade edilmektedir. O da kıyametin ne zaman kopacağı sorusu orada soruluyor. Dört büyük melekten en önemlilerinden birisi, belki ismini duyduğumuz zaman ürpereceğimiz, korktuğumuz diyelim, Azrail aleyhisselam. Ölüm meleği olarak. Ölüm meleği olarak hani ifade edilen. Ölüm vakti gelen varlıkların, insanların ruhunu kabzeden meleklerdir. Tabii ölüm meleğinin de yardımcıları vardır. Melek olduğundan dolayı, hızlı hareket ettiğinden dolayı. Şimdi şöyle bir soru akla gelebiliyor bazen dinleyicilerimizden. Ya Azrail aleyhisselam bir tane olduğu halde nasıl bu kadar insanın canını alabiliyor? Çok hızlı, zamanla mukayyet değiller, kayıtlı değiller. Bir de Azrail aleyhisselamın da yardımcıları var. O ölüm meleği, baş melek diyelim biz ona. Şöyle bir anekdot gibi, bir nükte gibi anlatılıyor. Azrail aleyhisselam Cenab-ı Hakk'a demiş ki, ya Rabbi demiş, ben insanları canına alıyorum. İnsanlar bana düşman oluyorlar. Rabbimize demiş ki, ben insanların ölümle insanlar arasına çeşitli hastalıkları ve musibetleri perde yaparım. Onlar senden bilmezler. Esasında işte kaza geçiriyor, hasta oluyor, kalp krizi vesaire. Sebebi nedir? Vakit saat geldi. Vakit saat geldi ve kişi ruhunu teslim etti. Ama biz bir ölüm haberi aldığımızda, Allah korusun, yakınlarımızdan, dostlarımızdan, çevremizden, nasıl olmuş, nasıl ölmüş? İşte damdan düşmüş, trafik kazası geçirmiş, sandalyeden düşmüş, ne bileyim yolda giderken ayağa takılmış, kafasını betona çarpmış. Bir şey var, bir sebep var. Evet, evet. Yani önemli olan hazırlıklı olmak. Ne zaman öleceğiz değil de nasıl öleceğiz ve hazırlığımız nedir? Yani ahirete ne hazırladık? Allah Resulüne de sormuşlar, kıyamet ne zaman kopacak ya Resulallah? Demiş ki, ne hazırladın demiş. Ahirete ne hazırladın? Kıyamet koptu diyelim. Zaten kopacak. Yani kopacak. Sen istesen istemesin, vakti saati geldiğinde kopacak. Onun için bir hazırlığın var mı? Ne hazırlık içerisinde? Hazırlığın nedir? Demiş ki, ben Allah ve Resulünü seviyorum. Başka bir hazırlığım yok. Demiş ki, o zaman onlarla beraber olacaksın. Demek ki biz de Allah ve Resulünü seversek, onların emir ve tavsiyelerini yerine getirirsek, inanıyorum ki orada hesabımızı en rahat bir şekilde veren kullardan oluruz. Evet hocam, dört büyük meleklerin hangileri olduğunu, görevlerinin neler olduğunu dinleyicilerimize aktarmış oldunuz. Diğer melekler hakkında da bilgi almak istiyoruz sizden. Evet, şimdi biraz önce de sordunuz, bir iki defa da belki izah etmeye çalıştık. Kiramen Katibin dedi ki, bizden ayrılmayan, hafaza melekler olarak da geçen meleklerdir. Kıyamet günü tabi hesaplarımız verilirken, yani kişi ben şu günahı işledim işlemedim, hani bir kaçamaklar olur ya, insan böyle inkar yoluna gider. Orada insanlar inkar edemeyecekler. Yani ben şu günahı işledim işlemedim diye. Tabi bilemiyoruz, şu teknolojinin geliştiği şu dönem içerisinde bile her şeyimizin kayıt olduğunu net olarak biliyoruz. Kayıt olduğunu biliyoruz. O zaman ne yapacak insan? Rabbine en güzel şekilde hesap verebilirlik içerisinde kulluk edecek. Her şey kayıt altında. Her bize şey kayıt gösterilecek. Altında. Ceza kesiliyor şoföre, gelip itiraz ediyor. Ama kendisine yaptığı yanlışın görüntüsü gösterilince mobeseler. Tabii evet. En güzel mobese, edese hani. Kabul etmek zorunda kalıyor. Evet. Bizim de aynı şekilde belki kabullenmeyecek işte kul haklarıyla ilgili, başka insanlarla ilgili. Fakat orada bu meleklerle şahitlik yapacak. Artı elimiz kolumuz, hangi uzvumuz o hatayı yaptıysa. Azalarımız tabii şahitlik yapacak. Dile gelecek. Hatta kişi, ya sen benim ağzım elim değil misin? Bak, yanma pahasına sen bunu, bu günah işlediğini söylüyorsun. Dil işte orada ikrarda bulunacak. Kulaklar dinledim diyecek hatayı. Yani kaçış yok aslında. Kaçış yok. Yani fefirru ilallah tabir yerindeyse Allah'a firar etmek gerekiyor. O firarı burada yapmak lazım yani. Allah'a firarı burada yapmak lazım. Kur'an ve sünnete firar etmek lazım. Onlara sığınmak lazım. Aynen bir yavrunun, çocuğun annesi azarlayıp dövdüğünde, tavsiye etmiyoruz ama dövdüğünde çocuk annesine sığındığı gibi biz de Rabbimize sığınmamız lazım. Başka insanlardan, başka varlıklardan medet umana kadar doğru olmak, dürüst olmak, dürüst hareket ederek hesabımızı, hayatımızın hesabını kolay bir şekilde verebilecek şekilde hareket etmemiz lazım. Aksi takdirde işte hep böyle sıkıntı yaşarız. Kalaklar içerisinde kalırız devamlı. Yani günah işleyen insanlar, tövbe etmeyen insanlar devamlı sıkıntı yaşarlar.
Yani ruhu sıkılır. Aynen ne gibi yukarıya doğru çıkan, yükselen, nasıl uçakta diyelim yukarıya doğru yükseldikçe kulaklarımıza bir basınç meydana gelir. Günah işleyen insanlar, tövbe etmeyen insanlar da aynı şekilde böyle sıkıntı meydana gelir. Ruhu devamlı sıkılır. Bu sefer bu sıkıntısını ne yapar? Yanlış yollarda, yanlış işlerde atmaya çalışır. Esasında seccadesini serse bir insan, Rabbimize şöyle iki gözyaşı dökse, ellerini açsa, kiramen katibim bu yapmış olduğumuz şeyi yazsa, şahit olsa, inanıyorum ki ben bütün problemlerinin belki %80'ini atmış olacak üzerinden. Genelde insanlarımız çıkış olarak kendisini ya sigaraya, ya alkole, ya kumara ya da başka yollara, intihara teşebbüslerinde bulunarak içinde bulunduğu o manevi şoku diyeyim artık, manevi sıkıntıyı bir şekilde atmanın kendine göre yollarını, yöntemlerini buluyor. Ama onların hiçbirisinin çıkış olmadığını, hiçbirisinin çözüm olmadığını zamanlar geçtikten sonra, başına bir iş geldikten sonra anlıyor. Ama çoğu ya mezarda sonuçlanıyor, ya hastanede sonuçlanıyor, ya da Allah korusun kötürüm kalıyor, sakat kalıyor. İşten geçtikten sonra anlıyor ama artık son pişmanlıkta fayda vermiyor maalesef. Evet, bir diğer melekler, mukarrabun melekleri. Mukarrabun, illiyun veya keribiyun olarak da anılan bu melekler Allah'ı tesbih ve anmakla görevlidir. Onun katında çok büyük mevkiye sahiplerdir bu melekler. Nisa suresinin 11. ayetinde de bu husus ifade edilmiş. Yani adres veriyorum ki yani merak eden insanlar, bunları ben atıyor muyum kafadan bir düşünmesin insanlar. Burada referansları var bunların. Hamele-i Arş melekleri, Müminin suresinin 7. ayetinde ifade ediliyor. Arşı Allah'ın kudreti, saltanatının tecelli yeri olan bu arşı taşıyan meleklerin adıdır. Kur'an'da haklarında şöyle buyurulur. Arşı taşıyan bir de onun çevresinde bulunanlar, melekler devamlı olarak Rablerini zikir ve ona hamd ederler. Zikirle, tesbihle bu arşı taşıyan melekler de ne yaparlar? Allah'a tesbih ederler. Yani her bir melek esasında, her bir yaratılan varlık kendi lisan haliyle Allah'ın yüce kudretini, saltanatını ilan ediyor, dellallığını yapıyorlar. Bu işte bunun en böyle somut, en şuurlu, idrakli varlık olarak insan olduğundan dolayı Allah insana mükafat olarak çok büyük mükafatlar veriyor. Yani melekleştiği zaman insan, melekler gibi tesbihte bulunduğu zaman, Allah'a kullukta zirve yaptığında Rabbim inşallah o kullarında ne yapıyor? En büyük payelere mazhar kılıyor. Evet. Tabi bize bakan yönü şudur. Tesbih etmesi, Allah'a tesbih etmesi o yönüyle bakıyor tabi bize. Biz de bu hamele-i arş melekleri gibi tesbih ettiğimiz zaman, yani nedir işte Subhanallah, Elhamdülillah, Allahu Ekber, La ilahe illallah gibi tesbihler, onların tesbihlerini kendimize yani baz alırsak zikredilmiş oluyoruz. Evet. Evet, yani o yönüyle tabi bütün melekler tesbihlerine bakıyor bizim tesbihlerimizden. Bir diğer melek grubu olarak Münker ve Nekir, biraz önce de belki ifade ettik Münker ve Nekir'i. Kabirde sual soran melekler, soru soran, Rabbin kim, peygamberin kim, kitabın ne şeklinde sorular yöneltirler. Alacakları cevaplara göre de kabirde kişi muamele görür. İmani meselelerde sordukları sorular var. Amel yönüyle ilgili, işte namazla ilgili, oruçla ilgili, zekatla ilgili de yine aynı melekler mi görev yapacak? Sorgu da bulunacak. Orada ön sorgu tabii orası. Yani kişi işte hadis-i şerifte ifade edilen hani ömrü nasıl geçirdin? Şimdi ömrü nasıl geçirdin? İbadetle mi geçirdin? Yoksa hani ibadetten uzak, haramlar içerisinde mi geçirdin? Bunu şimdi hesabını veremezse işte kabir orada insanı sıkacak. Kabir azabı meydana gelir. Daha cehenneme, cehennemlik ya da olup olmadığını daha bilmeden, öğrenmeden kabirde de bir cehennem azabı, aslında kabir azabını tadarak bir noktada ceza tatmış olacak. Evet, evet. Yani kabir ya cehennem çukurlarına bir çukur ya da cennet bahçelerine bir bahçe diyor hadis-i şerifte. Kabir hayatını da tabii öyle çok basit bir şey değil. Sahabe-i kiram efendilerimiz, Efendimizin ifadesiyle kabirin sıktığını, fe subhanallah diyor. Yani bu zatı da Sa'd bin Muaz'ı da kabir sıkarsa diyor Efendimiz. Demek ki kabirin her şeyin bir, her nimetin bir külfeti var malum. Cennete gitmenin de öyle, cennetteki nimetlerin kadir kıymetini anlamakta bir nevi dünyada bir eleklerden geçiyoruz, eleniyoruz amellerle. Ahirette de kabirde, tabii kabirdeki o azap, sıkıntılarda bir kısım günahlarımızın da buna orada vesile oluyor. Kabirde böyle bir hususiyeti var. Ama Rabbim orada böyle bir akıbetten, hani hesap verememeden Rabbim bizleri muhafaza eylesin. Melek inancı insana neler kazandırır konusuyla bugün bu bölümü inşallah tamamlayalım hocam. Evet. Melek inancı insana neler kazandırır? Birincisi, meleklere inanan birisi kendisini hiçbir zaman yalnız hissetmez. Şimdi ben bazen peder valideyi arıyorum, köyde yalnızlar. Tabii köylerde insan fazla yok. Ne yapıyorsunuz? Yalnızım diyor, kimse yok diyor. Böyle ses mes düşmüş böyle. Olur mu diyorum ya, ne yalnız? Orada diyorum sende 360 tane hafaza meleği var. Her bir eklemde bir melek bulunur diyor Efendimiz. 360 tane. Kiramen katibi var ya, sen orada bir ordu var ya diyorum. Yalnız nasıl olabilirsiniz? Meleklere inanan bir insan kesinlikle yalnız hissetmez kendisini.
Subhanallah der ki bak şu kadar melekle ben beraber Subhanallah diyorum. Elhamdülillah der. Bununla beraber Elhamdülillah diyorum. Namazı eda eder. Evet meleklerle beraber ben namazımı eda ediyorum diye. İnsan ne yapar? Yalnızlık duygusuna kapılmaz. Meleklere iman hakikatini içselleştirdiysek, ruhumuza yedirdiysek bunu, bu hakikate gönülden inandıysak, inanıyorum ki ben hem haram işleme noktasında, insanlar haram işlemezler, melek inancı hakim olan Allah'ın murakabesi altında olduğumuzu düşünen bir insan günahları asgariye indirir. Alenen günah işlemez. Allah'tan kork dendiği zaman o insan yorum getirmez bunun üzerine. Birincisi bu. İkincisi, melek inancı inanan bir insanın nefsani heveslerine karşı frenleyici bir unsur olması ve böylece onun hayatını kontrol altına almasını kolaylaştırır. Az önce ifade ettiğim gibi haramların terkinde, helal dairede yaşamada en büyük etkendir meleklere inanmak. Bir diğer husus, melek inancı manevi güzelliğin ve ahlaki inceliğin bir sembolü olarak insanlara kendilerine benzemeye, özlem duyulan bir hedef olarak da teşvik edici bir etkiye sahiptir. Pratikte hayatlarını duru ve nezih olarak yaşamaya çalışan insanların melek gibi insan ve benzeri nitelemelerle anılmaları ve bu inancın hayatındaki olumlu etkilerini ne yapar gösterir. Melekleşme demek ki kişinin Rabbi ile irtibatıyla doğru orantılı bir husustur. Günümüzde tabii özellikle 21. asra girdiğimiz şu dönem içerisinde insanlar her şeyi ne yapıyorlar? Maddeyle ölçüyorlar. Maddeyle değerlendirmeye çalışıyorlar. Her şeyi maddeyle görmeye çalışıyorlar. Bu da tabii insanın ruhunda bir sıkıntıya, kabz haline, haramları rahat işlemesine sebebiyet veriyor. Bunu aşmanın en önemli yolu, en önemli hususiyeti dediğim gibi meleklere hakiki manada iman etmek. Tabii iman bir bütün. Yani bu bütünlük içerisinde biz imanımızı yenileme, tazeleme, efendim istikameti koruma adına mutlaka manevi beslenme kaynaklarımızı her zaman canlı tutmamız lazım. Bu beslenme kaynakları nelerdir? Allah'ın kitabı Kur'an-ı Kerim, Kur'an-ı Kerim'in açıklaması olan tefsirler, mealler en önemli bizim ana kaynaklarımız. İkincisi Allah Resulü'nün ve sahabe-i kiram efendilerimizin hayatları, nurlu hayatlarını hayatımıza tatbik edersek biz istikameti korumuş oluruz. Bir üçüncü husus, en önemli hususlardan birisi arkadaş çevresi. İnsanlar hani Efendimizin ifadesiyle kişi arkadaşının dini üzerinedir. Kişi arkadaşının dini üzerinedir. Böyle olunca arkadaşları insanı ya cennet bir hayatı yaşatır dünyada, hem cenneti gösterir, cennete gitmenin yollarını gösterir iyi insanlar, veya ahlaksızlığıyla, yanlış işlere teşvik etmesiyle, yanlış yollara tevessülle arkadaşını da ne yapar? Cehennem çukurlarına atmaya çalışır. Biz hem yavrularımıza güzel arkadaşlar, güzel insanlar, melek gibi insanlar tavsiye etmeliyiz. Onlar öyle bir çevre kazandırmalıyız. Hem de kendimiz başta iyi insanlar olacağız. İyi olmak için gayret edeceğiz ki dostlarımıza da, insanlara da, akrabalarımıza bu noktada katkı sağlayabilelim. Yani hep böyle karşı taraftan beklemeyeceğiz. Yani karşı taraf iyi olsun, bizi idare etsin. Böyle bir duygu ve düşünce nedir? Yanlış duygu ve düşüncedir. Bunda da hassasiyet gösterip Allah'ın rızası istikametinde sırat-ı müstakime hidayet olma, olunma noktasında Rabbimize dua edeceğiz ve insanlara da böylece yardımda bulunacağız. Yani melekleşme yolunda, Rabbimizin rızasını kazanma yolunda adımlarımızı her zaman süratli ve seri bir şekilde hareket ettireceğiz. Rabbim sırat-ı müstakimden, rızasından ayırmasın bizleri. İman hakikatlerine de hangi iman hakikati ise nasıl inanılması gerekiyorsa Rabbim böyle inanmayı bütün dinleyicilerimize, kardeşlerimize nasip etsin. Amin diyoruz. Hocam bugün de teşekkür ediyoruz. Sağ olun, var olun. Stüdyomuzu şereflendirdiniz. Ben teşekkür ediyorum. Tekrar görüşünceye dek Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.